Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Musa'nın kavmi ile ilgili bayram hakkında Kelimullah yani Allah'la konuşan Musa Aleyhisselam'ın kavmi her kavimde olduğu gibi bayram kutlarlardı. Nitekim Taha suresinin 59. ayet-i kerimesinde bildiriliyor onların bayramı. Tefsir kitapları bunu yine geniş anlatıyor. Şöyle ki Firavun tarafından Musa Aleyhisselam'a Taha suresi 58. ayette bildirildiği gibi. Elbette biz de senin gibi sihir yaparız. Bizimle senin aranda bir zaman ver ki yanlışlık olmadan orada buluşalım. İnsanlar görsünler dediğinde Musa Aleyhisselam Taha suresinin 59. ayetiyle cevap vermiş. Buluşma zamanı, bayram günleri olan ziynet günü ki o gün süslenir ve bir araya gelirlerdi. Kuşluk zamanında insanlar toplansınlar. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un meydan okumasına daha büyük meydan okuyor. Öyle kenarda köşede buluşmaya gerek yok. İnsanların süslenip bayram yaptığı gün, herkesin kalabalığın en yoğun olduğu gün. Kuşluk zamanında insanlar toplansınlar. Orada yapalım. Senin sihirbazlarınla benim mucizemin mücadelesi belli olsun. Benim sihirbaz olmadığım anlaşılsın diyor. Firavun ve kavmini o gün helak edip Musa Aleyhisselam'ın kavmini ziynetlendirmiş, süslendirmiş, mükafatlandırmış oluyor. Firavun ve kavminin yanında 72 bin veya 73 bin sihirbaz vardı. Ne kadar çok. Firavun ve kavminin yanında 72 bin veya 73 bin sihirbaz vardı diyor rivayetçiler. Artık ülkede mi, o şehirde mi? Ülkededir tabii. Çağırınca gelsinler diye öyle olmuş. Ellerinde civadan yapılmış 700 ip ve baston var idi. İnsanlar kızgın güneşin altında sıra sıra dizilmiş duruyorlardı. Bu durumda aletlerini atıp güneşin sıcağında civa genişleyip ipler ile birbirlerine bağlanmış bastonlar hareket etmeye başlayınca insanlar onları yürüyen yılanlar sandılar. Halbuki onların hareket edecek güçleri yoktu, canları yoktu. Sihir böyledir yani. Cansız olan bir şeyi hareket ettiriyorsun. Hareket ettiriyorsun. İçine civa koymuşlar. Bu halde Musa Aleyhisselam kavminin sihir ile mucizeyi ayıramazlar. Büyücülerin yaptıklarını doğru sanıp imanları sarsılır düşüncesiyle kendinde gizli bir korku oldu. Ve Cenab-ı Hakk'a içinden yalvardı. Beni mahcup etme ya Rabbi dedi. Ben sihirbaz değilim. Seni anlatmak için bu kadar insan huzurundayım. Beni mahcup etme. Cenab-ı Hak da ona cevap verdi. Ey Musa korkma sen galipsin. Elindeki asayı yere at buyurdu. Musa Aleyhisselam asayı yere attı. Asa iki gözünden ve ağzından adeta ateş saçılan heybetli, korkunç, büyük bir ejderha oldu. Ve hemen sihirbazların yaptıkları sihirleri, ip ve bastonları yuttu. Tabi sihirbazlar baktılar ki böyle bir şey mümkün değil yani. Bu sihir değil, bu mucizedir. Sihirbazlar bu durum karşısında biz Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Sonra Musa Aleyhisselam'ın asası yönünü değiştirip Firavun ve askerleri tarafına döndüğünde hepsi yutulacağız korkusuyla kaçtılar, perişan oldular. Bazı İsrail kaynaklarında ise ejderhanın o haşmetinden, saldırısından bayram yerinde 50 bin kişinin helak olduğu yazıyor. Öyle saldırmış ki gerçekten ejderhaya dönüşmüş. Firavun'un halkından 50 bin kişi ölmüş bayram yerleri. Burada Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın izniyle mucizesini göstermiş. Hakiki bayram Allah'ın kuvvetinin ve kudretinin mucizesinin anlaşıldığı bayramdır. Sihirbazlar iman etmiş. Hem öyle iman etmişler ki Firavun onları tehdit etmiş. Ben izin vermeden mi iman ediyorsunuz Musa'ya? Çaprazlama keseceğim kollarınızı bacaklarınızı demiş. Onlarsa biz iman ettik kesebilirsin demişler. Ve hakikaten Firavun daha sonra bunları şehit etmiş. Ders almayınca almıyor insan demek. Hezimete uğramış. Bayram yerinde her şey görülmüş. Her şey ayan beyan ortada. Ama böyle. Küfür, kafir çok kindar olur. İntikamını almış sözde. Onları şehit etmiş sihirbazları. Hazreti Musa'nın kavminin de böyle bir bayramı var. O da Kur'an'da yine geçiyor. Yani Kur'an'da dört bayram anlatmaya çalışacağım. Hazreti İbrahim'inkini anlattım. Hazreti Musa'nınkini anlattım. Sırada inşallah Hazreti İsa var.